Ayrıcalıklı Rotalardan bizi izleyen herkese merhaba. Bu hafta dünyanın en yaşanmaya değer şehirlerinden biri kabul edilen Kopenhag'dayız. Görkemli kalelerin, uçsuz bucaksız yeşilin, eşsiz güzellikteki manzaraların ev sahibini ziyaret edeceğiz. Danimarkalı ünlü felsefeci Søren Kierkegaard, yaşam çözülmesi gereken bir sorun değil, deneyimlenmesi gereken gerçekliktir demiş. Bunca yapacak şey, gezip görülecek yer, keşfedilecek bir dünya, yaşamınıza katacağınız renk varken Kierkegaard'la aynı fikirde olmamak mümkün mü? Şimdi gökkuşağının tüm renkleriyle ısıtın yüreğinizi, yaslanın arkanıza, sizi bu hafta soğuk diyarların kraliçesini ziyarete Kopenhag'a götürüyoruz. Danimarka ziyaretçilere tüm sırlarını birkaç günde aktaracak kadar küçük bir ülke derler. Ancak binlerce yıla dayanan geçmişiyle yüz ölçümünü fersah fersah geride bırakan bir tarihi var bu küçük ülkenin. Mitolojiye göre Tanrıça Gefyon öküze çevirdiği dört oğluyla İsveç'ten toprak koparıp yaratmış Kopenhag'ın kurulduğu yarımadayı. Gefyon Çeşmesi de işte bu efsane isim geliyor limana bakan alanda. Mitolojiyi bir yana bırakırsak Danimarka kelimesi Vikinglere kadar dayanıyor. Bu isim milattan sonra 900'lerde Danimarka'nın tarihinin anlatıldığı meşhur Jelling taşına kazınmış. Kopenhag 1167'de asıl kuran Absalon'muş. Şehir 15. yüzyılda Norveç'te İsveç'in başkenti kraliyetinde merkezi olmuş. 17. yüzyıla kadar Avrupa'nın süper güçleri arasında yer almış. İsveç ile sıkı ilişkiler zaman içinde bozulmaya başlamış. İsveçli soylular Danimarka egemenliğinde yaşamak istememiş. Hatta Baltık Denizi'ni kim kontrol edecek kavgasına kadar gitmiş işler. Bu hakimiyet mücadelesi 200 yıl sürecek Danimarka-İsveç savaşlarını başlatmış. Bunlardan en önemlisi Büyük Kuzey Savaşı olmuş. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya da gizliden taraf olmuş bu muharebeye. Osmanlılar İsveç'i, Ruslar ise Danimarka'nın da bulunduğu ittifak güçlerini desteklemiş. Tarihimizin belki de en renkli savaşı bu süreçte yaşanmış. Rus çeriçesi Katerina ve Baltacı Mehmet Paşa dediğimde hatırlayacağınız Brut Savaşı aslında Osmanlı'nın İsveç'e verdiği desteğin de bir göstergesi. Neyse uzatmayıp Danimarka ile devam edeyim. Ülke 1848'de meşrutiyete geçmiş. Bugün hala sembolik de olsa kraliyet ailesi yönetimde. 1940'da Nazi ordusu tarafından işgale uğramış ülke. Ardından 1945'te bağımsızlığını tekrar kazanmış. Günümüzde dünyaya parmak ısırtacak yaşam standartlarıyla Avrupa'nın göz bebeği ülkelerinden biri. Kopenhag için anlatacak çok şey var. Ama şu anda bulunduğumuz Gefyon Çeşmesi'nin hemen yakınında dillere destan bir genç kız bizi bekliyor. Kopenhag'ın en meşhur genç kızıyla tanışıp hikayesini öğrenmeye ne dersiniz? Bir yokmuş. Denizlerin derinlerinde babasına ait krallıkta mutlu mu mutlu pek de meraklı bir deniz kızı yaşarmış. En büyük isteği 15 yaşına geldiğinde suyun üzerindeki hayatı görmekmiş. Gel gelelim o gün geldiğinde yıllardır hayal ettiği güzelliklerle karşılaştığında deniz kızı bir prense aşık olmuş. Prensle beraber olmak uğruna sesinden feragat edip ayaklara kavuşmuş. Ama konuşamadığı için sevdiğine bir türlü kendini duyuramamış. En sonunda da bir köpeğe dönüşmüş. İşte böyle Danimarkalı Hans Christian Andersen'in Küçük Deniz Kızı masalı. Yapıtları İncil'den sonra en fazla dile çevrilmiş yazar Hans Christian Andersen, hemen bir çırpıda sayılabilecek pek çok masalın yaratıcısı. Kurşun Asker, Kibritçi Kız, İmparatorun Yeni Elbisesi, Çirkin Ördek Yavrusu gibi 174 masalı imzasını atmış. Küçük Deniz Kızı da o meşhur masallardan biri. Peki neden şimdi size bu masalı anlattım derseniz işte Kopenhag'ın en meşhur heykelinin hikayesi de bu masaldan geliyor. Müzik
1909 yılında Kopenhag'daki Danimarka Kraliyet Tiyatrosu Küçük Deniz Kızı'nı sergilemiş. Dönemin önemli iş adamlarından Carl Jacobsen de bu görkemli gösteriyi izlemek için tiyatroya gelmiş. Ve hem hikayeden hem de baş dansçıdan çok etkilenmiş. Ellen Price adlı balerin için bir jest düşünüp hem onu hem de hikayeyi ölümsüzleştirmek için bir heykel yaptırmaya karar vermiş. Ancak balerin heykel için poz vermeyi kabul etmemiş. Bu nedenle iş heykelin tasarımcısı olan Edward Eriksen'e düşmüş ve kendi karısını model olarak kullanmış Küçük Deniz Kızı'nı bitirebilmek için. Böylece 1913 yılında heykel tamamlanıp yerine yerleştirilmiş. Ancak geçen yıllarda başına gelmeyen kalmamış bu 1,5 metre uzunluğundaki ve 175 kilogram ağırlığındaki Küçük Deniz Kızı'nı. İki kere başını çalmışlar, bir kere kollarından birini koparmışlar. Hatta başından aşağı boya bile dökmüşler. Ama hepsine rağmen ayakta kalmayı başarmış bu küçücük heykel. Ve Kopenhag'ın simgesi olmaya devam etmiş. Hemen her zaman heykelin önü turistlerle dolup taşıyor. Benden söylemesi, Kopenhag'a gelenlerin görmeden dönmediği heykelin bir kare fotoğrafını çekmek için bayağı bir sabırlı olmalısınız. Bir şehir böylesine sıradan bir heykelle özdeşleştiriliyorsa, ülkemizdeki muhteşem eserlerin günün birinde en az bu kadar tanınmasını dilememek elde değil. Danimarka Hanedanı'nın yaklaşık 1000 yıldır izlerini bıraktığı Kopenhag, sarayların şehri de denebilir. Merkezde ve civarda çok sayıda saray ve kale bulunuyor. Üzerinde C4 amblemi gördüğünüz binalar da var şehirde. 4. Christian 1600'lü yıllarda şehrin en büyük imar hareketini gerçekleştirmiş. Onun döneminde yapılan tüm binalara C4 monogramı koymuşlar. Eski saray Christiansborg bugün parlamento binası olarak kullanılıyor. Şu anda arkamda gördüğünüz ve kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Rosenborg Sarayı bahçeleriyle de ünlü. Saraya bahçedeki çiçekler arasından geçerek giriliyor. Kral 4. Christian yazlık olarak yaptırmış Rönesans tarzındaki bu kaleyi. Ancak nedendir bilinmez hanedan tarafından sadece 2 kere kullanılmış. Yine de yapı monarşinin tüm izlerini taşıyan dekorasyonuyla oldukça ilgi çekiyor. Büyük salonda yer alan taht ve önündeki aslan heykelleri gücü temsil ederken duvar ve tavan süslemelerinde Danimarka'nın İsveç'te yaptığı savaşlar resmediliyor. Sarayın en alt katında sergilenen mücevherler ise yine kraliyetin gücünün simgelerinden sayılıyor. Elmas, yakut ve incilerden oluşan koleksiyonun hikayesi de oldukça ilginç. 1746'da kraliçe Sophie Magdalena'nın emriyle Rosenborg'da sergilenen mücevherlerin tek bir kişi yerine tüm kraliyete ait olmasına karar verilmiş. Hatta buradaki mücevherlerin Danimarka dışına çıkarılması da yasaklanmış. Sadece kraliçe tarafından kullanılabilen değerli takı ve taçlar yeni yıl gibi çok özel günlerde gün yüzü görüyor. Danimarka dünyanın en eski monarşisine ev sahipliği yapıyor. 1972'den bu yana tahta olan Kraliçe 2. Margaret'e Frans kocası Prens Hendrik ile hayatın tadını çıkarıyor. Şu an meydanında bulunduğumuz Amalienborg Sarayı'nda yaşıyor. Yaz aylarını da Savarona'nın benzeri yatıyla ülkenin adalarını dolaşarak ya da yazlık Fredensborg Sarayı'na giderek geçiriyor. Kraliçe ve ailesinin çok mütevazı olduğu söyleniyor. Hatta bir söylentiye göre şu anki veliaht Prens Frederick, Avustralyalı karısı Mary ile evlenmeden önce bir akşam bir gece kulübüne gitmiş. Fakat kapıdaki görevliler yalnız olduğu için onu sokmamışlar. Halktan bir kız tam çocukcağız kös kös geri dönecekken onu tanımış ve benim arkadaşım diyerek içeriye sokmuş. Rokoko mimari üslubundaki Amalienborg Sarayı, Christiansborg Sarayı büyük bir yangına kurban gidince onun yerine inşa edilmiş. Saray, Ameliyaf'ın limanına ve limanın karşısındaki yeni opera binasına bakıyor. Arkasında da kraliyet ailesinin düğün törenlerinin yapıldığı ve Vatikan'daki Saint Pierre Katedrali'ne benzeyen mermer kilise bulunuyor.
Amalienborg Sarayı hepsinin aynı meydanda bulunduğu 4 binadan oluşuyor. Binalardan biri kraliçeye, biri Veliaht Prens Frederik'e, biri misafirlere, dördüncüsü ise müzeye ayrılmış. 1700'lerde inşa edilen saraydaki müzeyi görmek için vakit ayırmanızı mutlaka öneririm. Geçmişten bugüne Danimarka kraliyet ailesinin izlerini sürebileceğiniz ayrıcalıklı bir müze bu. Kraliyet kelimesinin hakkını fazlasıyla teslim ediyor. Bugüne kadar ayrıcalıklı rotalarda çok sayıda yer bizim için özel olarak açıldı. Şu anda bulunduğumuz Kopenhag'daki Amalienborg Sarayı'nın müzesi de bunlardan bir tanesi. Bu müze içerisinde kraliyet ailesine ait çok sayıda eşya, kıyafet, tablo, fotoğraf, aynı zamanda çalışma odaları görüyorsunuz. Birazdan bu görüntülerle sizi baş başa bırakacağım. Ama onun öncesinde bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye 1818 ile 1906 yılları arasında yaşamış olan Danimarka Kralı 9. Christian'a ait. 9. Christian için ne diyorlar biliyor musunuz? Avrupa'nın büyük babası. Çünkü iki tane oğlu kral olmuş. Biri Norveç'in, biri ise Yunanistan'ın kralı. Kızlarından bir tanesini İngiltere kraliçesi olarak görüyoruz. Diğer bir kızı ise Rus çarı ile evlendiği için çariçe unvanı almış. Dolayısıyla da bugün baktığınızda Avrupa hanedanından çok sayıda insan 9. Christian'ın soyundan geliyor. Kopenhag özel tasarlanmış parkları ve bahçeleriyle adeta cennetten bir köşe. Ama merkezde öyle bir bahçe var ki ünü dünyaya yayılmış durumda. Aslında Tivoli bahçe deyip geçilemeyecek bir yer. Aynı zamanda bir eğlence ve kültür merkezi. Dünyadaki ilk tema parklarından biri. Kraliçe 2. Margaret'e bile 60. yaşını bu parkta kutlamış. Adı İmparator Hadrian'ın Roma yakınındaki bahçelerinden gelen Tivoli'yi Cezayir asıllı Georg Karstensen tasarlamış. Dünyanın dört bir yanında gördüğü parkların daha güzelini yapmak için dönemin kralını ikna etmiş ve başarmış da. Üstelik yüksek sosyete ile orta sınıfı bir arada buluşturmuş bu parkla. Yaşadığı zamanın ötesinde düşünen Karstensen sadece egzotik bahçeleri değil, farklı fikirleri de hayata geçirmiş. Ziyaretçilerin ilgisini çekmek için çocuklardan oluşan bir muhafız birliği kurmuş. Yıllık ve sezonluk giriş kartı uygulamasını başlatmış. Ancak başka yeni fikirler oluşturmaya ömrü yetmemiş. Zatürre olmuş ve hayatını kaybetmiş. Belediye binasının yakınında yer alan ve 1843'ten beri hizmet veren Tivoli bahçeleri bugün 30'dan fazla restoranıyla her zevke hitap ediyor. 160 bin civarında çiçeğin süsleyip 100 binin üzerinde ampulün aydınlattığı Tivoli, tiyatrolar, oyun alanları ve Luna Park ile daha da renkli hale geliyor. Danca'da tüccarlar limanı anlamına gelen Kopenhag'ın tam orta noktasındaki Rådhusplatsen'dayız. Belediye Sarayı Meydanı anlamına geliyor adı. Bu meydanı arkanızda bırakın. 5 caddeden oluşan yayaların tekeline sunulmuş Danimarkalıların Strøget dedikleri Strøget Caddesi'ni boylu boyunca yürüyün. Kraliyet Tiyatrosu'nun bulunduğu Kongens Nytorv yani Kral Meydanı'na çıkacaksınız. Strøget Caddesi, şık mağazaları, restoranları, kafeleri, tiyatroları, tarihi eserleriyle her yaştan ve milletten insanın muhakkak ilgisini çekiyor. Kopenhag'a gelmişken Danimarka'nın yaşam kalitesinden de bahsedeyim size. Eminim gazete ve televizyonlarda görmüşsünüzdür. Burası en iyi 10 şehir haberlerinde her zaman var.
Bu tür araştırmaların vazgeçilmez ilk üçünde komşuları İsveç ve Norveç'in başkentleri gibi Kopenhag'da görürüz hemen her yıl. İyi güzel ama burada hayat çok pahalı. Özellikle de turistler için. O yüzden gelirken bütçenizi dikkatle ayarlayın. Şehri en iyi keşfetme yolu kesinlikle bisiklet. Taksileri ise es geçin. İnanılmaz pahalılar. Avrupa'da bisiklet dendiği zaman akla hep Hollanda'nın başkenti Amsterdam gelir. Ama Kopenhag'da hiç fena değil. Şehir halkının yarıdan fazlasının yaşam biçimi bisiklet. Hatta öyle ki kiralanan bisikletlerle birlikte Kopenhag'da yerel halkın nüfusundan çok daha fazla bisiklet var. Kentteki bisiklet yolları 400 kilometreyi geçiyor. Danimarka parlamentosu çalışanlarının %63'ü işe bisikletle gidiyor. Bu arada Kopenhag'ın Avrupa'nın en önemli caz merkezlerinden biri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her sene Temmuz ayında düzenlenen ve 10 gün süren caz festivalinde 500'e yakın etkinlik yapılıyor. Kopenhag'a gelmeye karar verirseniz ve seyahatiniz bu döneme denk düşerse harika bir müzik ziyafeti de hediye etmiş olursunuz kendinize. En hareketli yerlerinden ve gece hayatının önemli noktalarından biri şu anda bulunduğum Nyhavn. Her ne kadar anlamı yeni liman olsa da 1600'lü yıllarda yapay bir kanal olarak tasarlanmış. Nyhavn, Danimarka'ya damgasını vurmuş isimlerin izlerini de bulacağınız bir yer. Mesela 20 numaralı bina Hans Christian Andersen'in oturduğu ve eşsiz masallarını kaleme aldığı ev. Deniz ürünlerini seviyorsanız ya da bir kafede oturup keyif yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Unutmayın, Danimarka kaliteli yiyecek ihracatının önemli ülkelerinden biri. Eğer bu şehre gelirseniz açık sandviç dedikleri Smørrebrød'ü mutlaka deneyin. Ana yemek olarak herring balığını veya somonu patates eşliğinde yiyin. Danimarka çörekleriyle de keyfinizi tamamlayın. Füzyon mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Kopenhag'da bütçe sınırlarını zorlayacak pek çok Michelin yıldızlı restoran da var. HSBC Premier'in sunduğu ayrıcalıklı rotalar devam edecek. Merhaba. Uçmak güzel şey de keşke o sıkıcı bekleme anları olmasa. Havaalanındaki boş vaktimi daha keyifli hale getirmek için şu anda Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan HSBC Premier Lounge'dayım. HSBC Premier Miles kredi kartımla giriş yaptığım bu konforlu ve ayrıcalıklı mekandan bir misafirimle birlikte ücretsiz yararlanabiliyorum. Sadece lounge değil, aslında daha seyahat başlamadan HSBC Premier'in sunduğu ayrıcalıklar başlıyor. Mesela otoparkta yine kartım sayesinde %50 indirimden yararlandım. Kendi aracınızla gelmek istemezseniz havaalanı transfer hizmetlerinden Secure Drive aracılığıyla %30'a varan indirimlerle faydalanmak da mümkün. HSBC Premier'in ürün özellikleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğer HSBC Premier kredi kartınız yoksa Premier yazıp 4477'ye SMS göndermeniz yeterli. HSBC Premier ile dünyanın her yerinde ayrıcalıklısınız. HSBC Premier'in sunduğu ayrıcalıklı rotalar devam ediyor. Kopenhag civarında yapacağınız günübirlik turlarla farklı dünyaların kapılarını aralayıp keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle Kopenhag'ın kuzeyine doğru giderken geçeceğiniz ve Danimarka Rivierası diye adlandırılan bölge gerçekten ayrıcalıklı gezi noktaları barındırıyor. Benim Afrikan filminin yazarı Karen Blixen'in müzeevi ve Louisiana Müzesi buradaki sürprizlerden sadece ikisi. Şehirden biraz uzaklaştığınızda kralların avlanma sahası olarak kullandıkları geyiklerle dolu ormanlar dışında çok güzel yazlık evler var.
Evler yazlık ama hava hep soğuk. Yaz ortasında biz kazak ve montlarla çekim yaparken Danimarkalılar denize giriyor. Bu bölgede bizleri bekleyen Kopenhag'dan yaklaşık 45 dakika uzaklıkta Kronborg ve Frederiksborg kaleleri var. Hadi onları daha fazla bekletmeyelim. Frederiksborg, Danimarka'nın en muhteşem kalesi olarak geçiyor ve Rönesans mimarisinde inşa edilmiş. Bina 1602 ile 1622 yılları arasında 4. Christian tarafından babası 2. Frederick için Hillerød isimli kasabada yaptırılmış. Bir göl ve 3 adanın üzerindeki Frederiksborg Kalesi'nin ilk avlusuna girdiğinizde öncelikle Neptün Çeşmesi'ni görüyorsunuz. Krala ait bölümden kaleye geçtiğinizde alçı kabartmalarıyla dikkati çeken Şövalyeler Salonu'na geliyorsunuz. Zamanında Lord ve Lady'ler buradaki ziyafetlerin konuğu olmuşlar. İçinde Danimarka krallarının taç giyme törenlerinin düzenlendiği görkemli şapelde ışık oyunları yapan vitraylar ve armalar bulunuyor. Merasim salonu gerçekten çok etkileyici. Duvarlarında kral ve kraliçelerin tablolarını görüyorsunuz. Tavanlarına ve şöminesine de özellikle göz atmak lazım. Danimarka Milli Tarih Müzesi sarayın içinde yer alıyor. Müzenin 20. yüzyıl sanatçılarına ayrılan bir bölümü de var. Yıllardan kalma ve barok özellikler taşıyan bahçelerde dolaşmak ise apayrı bir keyif. Özenli peyzajıyla kalenin manzarası birleşmiş ve ortaya harika bir görsellik çıkmış. Bahçede sıralanmış tanrıça ve tanrı heykelleriyle fıskiyeler güzelliklere güzellik katıyor. Frederik Sarayı'nda en sevdiğim yerlerden bir tanesi Arz Odası. Burada Danimarka kralları misafirlerini kabul etmişler. Çok sayıda Danimarka kralı Frederik ve Christian olarak adlandırılmış. Duvarlara baktığımızda bu kralların betimlemelerini de görüyoruz. Yukarıda ise kralların hemen üstünde İsveç'le Danimarka Savaşı'nın farklı sahneleri gösterilmiş. Tavan bölümüne baktığımızda 4 ayrı kıtayı görüyoruz. Bu kıtalardan bir tanesi Amerika ve Amerika bir yerliyle betimlenmiş. Onun hemen devamında Afrika kıtasını görüyoruz. Afrika kıtasında ise bu sefer bir zenci var. Eğer Avrupa kıtasına bakarsanız tavanda göreceğiniz güzel bir kadın, başında bir taç var. Benim ise en çok ilgimi Asya çekti. Çünkü Asya adeta güzel bir Osmanlı kadını olarak betimlenmiş. Kabul odasında pek görmediğim tarzda bir taht var. Bu taht manuel bir asansörle kralı alt kattan buraya çıkartıyor. Dediklerine göre 5. Christian rahatsızlığından dolayı merdivenleri pek çıkamıyormuş. O yüzden de böyle bir çözüm bulmuşlar. Şu anda Frederiksborg Sarayı'nda asillerle beraberiz. Sağ tarafımdaki 4. Christian'ın damadı. Thank you for welcoming us to your wonderful palace. Amerika'da sarayların neredeyse tamamı kale olarak adlandırılıyor. Bazıları da gerçekten kale mimarisiyle inşa edilmişler. Shakespeare'in Hamlet'iyle ölümsüzleşmiş olan Kronborg Kalesi, İsveç ile Danimarka'yı ayıran
Øresund Denizi'nin en dar noktalarından birinde. Kaleyi önünden geçen gemiler para ödesin diye yapmışlar. Para ödemeyeni de topa tutmuşlar. İşin ilginç yanı 19. yüzyılın ikinci yarısında ABD devreye girene kadar kalenin önünden ancak para verenler geçebilmiş. Danimarka'nın her köşesine imzasını atan 4. Christian döneminde Kronborg'da çok sayıda değişiklik yapılmış. Binaya gelmeden önce geçmişte koruma maksadıyla yapılmış köprüler, hendekler ve kapılar bulunuyor. İçeride ise barok ve Rönesans stili döşenmiş şu anda bulunduğumuz balo salonu dışında odalar var ve bunlar da dönemin aristokrasisinin izlerini taşıyor. Şövalyeler Salonu ve Kraliyet ailesine ait bölüm dışında binada denizcilik müzesi de var. Kalede Holger Dansk adı verilmiş taş heykeli muhakkak görün. İnanışa göre eğer Danimarka'nın başı derde girerse kayadan tahtın altından çıkacak olan Holger Dansk ülkesini tüm kötülüklere karşı koruyacakmış. Dedim ya, Kronborg Kalesi demek Hamlet demek. Peki nasıl da Hamlet'in hikayesi? İsterseniz onu da bir başka yerde anlatayım. Hamlet'in Danimarka kralı babası oğlunu eğitim için Almanya'ya gönderir. Ancak oğlunun dönüşünü görmeye ömrü yetmez. Hamlet'in annesi ise bu ölümün ardından kralın kardeşiyle evlenir. Böylece tahta Hamlet yerine amcası Claudius'a geçer. Sonrasında ise şu an bulunduğumuz Kronburg Kalesi'nin burçlarında bir hayaletin gezdiği duyulur. Hikaye bu ya, hayalet Hamlet'in babasının ruhudur ve oğluna ölümüyle ilgili gerçekleri açıklar. Hamlet'in babası kendi öz kardeşi ve karısı tarafından zehirlenmiştir. Hamlet bu gerçeği ortaya çıkarmak için bir tiyatro oyunu düzenler ve amcasının katil olduğunu anlar. Bütün bu olaylar sonrası İngiltere'ye sürgüne götürülür. Ama bir suikaste uğrayacağını öğrenip geri döner. Olaylar böylece devam eder. Ünü çağını fersah fersah aşan bu eserin akılda kalan en meşhur tiradı olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına, için için katlanmak mı daha soylu, yoksa bir dertler denizine karşı silaha sarılıp son vermek mi onlara? Shakespeare'in bu eserini ölümsüz kılan Danimarka'nın en meşhur kalesini ünlü yazar hiç ziyaret etti mi bilinmiyor. Ancak geçirdiği büyük yangına rağmen 1420'den beri ayakta duruyor bu kale. 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesine de alınan eser, her yıl Shakespeare adına düzenlenen festivale de ev sahipliği yapıyor. Hans Christian Andersen, her insanın hayatı Tanrı'nın yazdığı bir peri masalıdır demiş. Ve hayatında yaşadığı zorluklardan aldığı ilhamla en güzel masallarını yazmış. Benimse Andersen'le en büyük ortak noktam gezmek, yaşamaktır diye özetlediği yaşam felsefesi. Onun dolaştığı sokaklarda elimde kitap, Andersen'in sihirli masallarını yeniden keşfettiğimde içimdeki çocukla da uzun bir aradan sonra tekrar sohbet etme imkanı bulurum. Gezmek sadece dünyanın farklı coğrafyalarında dolaşmak değil. Gezmek bazen kendi iç dünyanızda, o kimselerin bilmediği şahsi coğrafyanızda keşiflerde bulunmak. Ve hayatın her şeye rağmen ne kadar güzel olduğunu fark etmek. Bana göre en iyisi bir hayat boyu gezerek yaşayanlardan olmak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.